Merhaba sevgili boğalar. 5-11 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzünde neler var? Gezegenlerin konumlarına bakalım. Evet, Güneş sizin burcunuzda, boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz daha yüksek. Bunun yanı sıra Venüs Koç burcuna geçti. Geçtiğimiz hafta sonunda 3 Mayıs'ta. Merkür bu hafta burç değiştirecek ve İkizler burcuna geçiş yapacak. 7 Mayıs'tan itibaren Merkür İkizler burcunda özellikle para, gelirler, giderler, maddi konularda daha fazla iletişimin artabileceğini, haberleşmelerin yoğunlaşabileceğini işaret ediyor. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Evet, ayın pozisyonlarına baktığımızda hafta boyunca 5 Mayıs'ta pazartesi günü ay Yengeç burcunda olacak. Sizin için de iletişim yoğun olacak hafta başında. Daha fazla haberleşme olabilir. Yakın çevreniz, ailenizle iletişimler, telefon trafiği artabilir. Parayla ilgili bazı konuşmalar yine gündemde olabilir sevgili boğalar. 6 Mayıs'tan itibaren ay Aslan burcunda olacak. 6 ve 7 Mayıs'ta bu süreç içerisinde eviniz ve ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evle ilgili işler gündeminizde yoğunlaşabilir. 8 Mayıs sabah saatlerinde ay Başak burcuna geçiş yapınca biraz daha sizin için destekleyici olacak. Eğlence, sosyal organizasyonlar, yaratıcılık gerektiren kavramlar, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir. Özellikle 8 ve 9 Mayıs sizin için keyifli ve verimli geçebilir bu hafta. 10 Mayıs'ta gündüz saatlerinde boşlukta olacak ay ve akşam saatlerinde terazi burcuna geçiş yapacak. 11 Mayıs'ta ay terazi burcunda olacak. Özellikle 10 Mayıs akşamı Güneş ve Satürn karşıtlığı sizi biraz etkileyebilir sevgili boğalar. Hayatınızdaki sorumluluklar, görevleriniz veya daha önceden ihmal ettiğiniz bazı kavramlar birazcık sizi yorabilir, yorgunluk hissedebilirsiniz, karamsar hissedebilirsiniz kendinizi. Aile büyükleri, üstleriniz, hayatınızdaki otorite kavramları ile ilgili konular da öne çıkabilir. Bazı aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar, bazı sağlık problemleri, özellikle kronik sağlık problemlerine de dikkat etmek gerekiyor. Hem kendiniz hem ailenizle ilgili konulara. Güneş-Satürn karşıtlığı birazcık sorumlulukları öne çıkaracak sevgili boğalar. 11 Mayıs hafta sonunda burcunuz, sizin gezegeniniz Venüs Koç burcundan terazi burcundaki Mars'la karşıt açı içerisinde olacağı için bu da ilişkilerle ilgili, özellikle yanınızda çalışan kişiler, iş ortamınız ve günlük hayatınızdaki kişilerle ilgili bazı sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Kendinizle de ilgili birazcık sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor bu durum. Bunun yanı sıra ilişkilerde dengeyi korumaya çalışmamız gerekiyor. Evcil hayvanlarımız olabilir. Onlarla ilgili konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hafta sonunda gökyüzünde birazcık dengeyi korumakta zorlanabiliriz sevgili boğalar. Evet, haftanın genel seyri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.